kere biraz sabırlı olsunlar. Fazla sıkmasınlar. Bakın bir örnek vereceğim. Örnekle başlarsan herkes şey daha iyi tamam. olur. Şimdi diyelim ki oturuyorsunuz siz bir sandalyede. Kucağınızda çocuğunuz var. Eğer o çocuğu böyle düşünün. Sıkmazsanız normal kontrol ederseniz çocuk rahatlıkla saatlerce durabilir. Ama siz şunu deneyin. Tutun sır sıkın Doğru. rahatsız edin. O çocuk başlar ağlamaya <laughs> önce kıpırdanır ondan sonra... Şimdi çocuğu sıkmayalım. Çok güzel. Birazcık rahat bırakalım. Kendi kendine yetsin. Bizim görevimiz ne biliyor musunuz burada? Biz danışmanız. Biz gardiyan değiliz. Bakın çok güzel. bu da çok önemli. Çok güzel. Biz danışmanız. Çocuğa danışmanlık yapacağız. O bir birey. Biz onun gelişimine katkı yapacağız. Biz onun danışmanıyız. Biz ona kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Kendi bildiğimiz yolları aktaracağız. İyi bir birey olmasını, topluma faydalı bir birey olmasını sağlayacağız. Bunu unutmayalım, bu birincisi. Bir de şunu unutmayalım, ha, e, ebeveynlerin yaptığı en büyük hatalardan biri. Mesela e, ödevler veriliyor, anne baba oturuyor kendisi çözüyor. Aa. E, evet, yapıyorlar <laughs> çoğu. Bakın sizin çocuğunuz aksik, bakın göreceksiniz. Ama yapıyorlar. hangimizin yapılmadı yani? Ha? Benim annem babam da benim ödevlerime yardımcı ya. olurdu ama yardımcı olmakla. bir şey. Yapmak arasında fark evet. var. Evet. Bakın orada... Şu atasözüne ben bayılıyorum. Benim için hayatımdaki rehber atasözlerinden biridir. Çin atasözü. Diyor ki balık verme, balık tutmayı öğret. Çok güzel. Siz çocuğa eğer iyi bir karakter, bir kişilik, özgüven, bir gelecek hazırlamak istiyorsanız bu atasözünden yola çıkın. Balık tutmayı öğret. O ödevi nasıl yapacağını öğret. Çok doğru. Nasıl ayakta kalacağını öğret. Nasıl sorunlarını çözebileceğini öğret. Nasıl ders çalışması gerektiğini öğret. He. Ders Böyle dinleme değil. sorumluluğunu alan bir çocuk ve sınıfta evet. dersini dinleyen bir öğrencinin aslında yaşamı biraz daha kolay oluyor. Evet. En önemlisi galiba bunu birazcık dikte etmek, birazcık evet. bu konuda çocukları Aynen hazırlamak. Öyle. Aynen. Çocukların başarısına katkıda bulunmakta tabii ki ailelerin çok fazla önemi var ama bazı hatalarda yapıyor aileler ister tabii. istemez. Mesela bunlardan biri ne olabilir demişsiniz ki kıyaslama. Evet, evet kıyaslama çok yaygın, ülkemizde çok yaygın yaptığımız bir şey. İnsan zaten onun için de hani ilk programlarımızdan birinde anlatmıştık aşağılık kompleksi hani yeterli görmeme biraz kompleks yapma evet. bundan kaynaklanıyor evet. kendini kıyaslıyor alışmış ya çocukluktan hep onu kıyaslıyor evet. bak sen Ahmet senden daha iyi not almış Ayşe daha güzel derslerini çalışıyor onun dersleri daha iyi Doğru. bu kıyaslama çocuklarda yetersizlik hissi uyandırıyor çocuğun özgüvenini kaybettiriyor Kişisel gelişim için bakın hep anlatıyorum. Birinci şart özgüvendir.